Tabii yeni haftaya şöyle başladık. Biraz tabii ki biliyorsunuz yaklaşık bir 3 haftadır altın alım fırsatı verdi ve buraları iyi değerlendirmek gerekiyor. Biraz daha hafif şöyle geçmiş haftaya bakarsak biraz daha yukarı doğru trend dönmeye başladı. Ve bu da zaten altının yukarı doğru gideceğini biz söylemiştik. Buraların çok yani şöyle söyleyeyim, buralarda çok bekleyeceğini de düşünmüyorum. Buraları alım fırsatı şu an. Yani aslında altın şöyle yapıyor, çağırıyor. Diyor ki alın beni artık, buralar son nokta. Altın alması gerekenlerin alması gerektiği nokta olduğunu, burası benim için son durak, buradan da yukarı doğru hızlıca gideceğim diyor. Altın kendini zaten gösteriyor. Altının ilerleyen dönem içindeki geleceği rakam da yani önüm ilerleyen dönemde dedim, yıl sonuna doğru 2000, 2000 bantları ve 2000'in üstleri gözüküyor. O yüzden altın yatırımcısına altınla ilgili hızlı bir şekilde ivedilikle buraları değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Fındık fiyatları dediğiniz gibi malum artıyor. Çok da güzel. Bizde mutlu ediyor. Üreticinin yani tüketicinin yere güzel şekilde ulaşır inşallah. Bizim mahsulü tabii ki üretici dostlarımız işte bahçeden çıkarttığında şu an itibariyle fiyatlar da güzel. Bence satıp altına dönmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman her yıl test edilmiştir. Geçmişten bu tarafa benim 25 yıldır yani kendimin test ettiği 50 yıllık bir mazimiz var. 50 yıldır baktığımızda her zaman altın fındıkla kıyaslandığında bu dönemlerde altını ilk fırsatta yani mahsulün ilk çıktığı dönemlerde satıp altına çeviren her zaman kâra geçmiştir. Yine de kâra geçeceğini temenni ediyorum. Ha, bir miktar fındık yine yükselse bile altının oradaki barem fiyatı yukarı çıkışı aradaki makası çok fazla açacaktır ve yine altın fiyatı fındığın çok çok üstünde karlılıklar getirecektir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene en azından biliyorsunuz geçen sene pandemiden dolayı bir yığılma vardı. Çok yoğun bir tempo vardı. Düğünle alakalı ve o pandeminin artık şeyleri, sancıları geçti. İşte o düğünler geçen sene o biriken düğünler çok aşırı derecede üst üste gelen düğünler geçen sene o yoğunluğunu hızlıca kapattı. Bu sene ise yoğunluk var mıydı? Tabii geçen seneye nispeten yoktu ama yoğunluk vardı. Yine de biz memnunduk, mutluyduk. Evlenenler tabii ki bizden daha mutlu. Fiyatlar şu an baktığınızda 1720 bantlarında külçe altın, 1600 bantlarında 22 ayar bilezik, 2800 bantlarında çeyrek altın, gram altın ise 1600 bantlarında şu an alıcısına ulaşmaktadır. Fiyatlarımız da gayet şu an dediğim gibi makul, yani altın alacaklar için bence güzel bir seviyede. Vatandaşlara şöyle bir şey söyleyeyim. Yatırımcısını tek üzmeyen yatırım altın dediğim, biliyorsunuz benim sloganım ve yine altın yatırımcısını üzmeyecektir. Fındık harmanda veya herhangi bir yerde tabii ki herkesin yatırımı benim için. Ben doğru kanaldan sizlere bunu iletmek noktasında dostlarımızın ve hemşehrilerimizin kazanması taraftarıyım. Nereden aldıkları hiç önemli değil ama altına yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Ama güvenli noktadan ve güvenlikleri noktadan altın almalarını her zaman tavsiye ediyorum. Çağrım inşallah herkes umduğunu bulur ve mutlu olur. Tabii ki yani imkanları değerlendirme. Özellikle şunu da söyleyeyim. Şu çağrım olsun. Bugünkü röportajımızın şeyinde. Altın borcu olan mutlaka mahsulünü bekletmesin. Az mahsul yükselir. Ben ondan sonra altını alırım diye düşünürse mahsul yükselirken altın iki kat daha yükseliyor. Lütfen burayı iyi değerlendirsinler ve en hızlı bir şekilde ivedilikle altın borcu olanlar bir an önce altınlarını imkanları nispetince kapamaya çalışsınlar. Allah da imkan ihsan etsin.